Evet arkadaşlar, şimdi biz öğabeyi biyolojide hızlandırma konusunda işte ne sorular nereden gelebilir? Biraz onunla alakalı birkaç soru çözeceğiz. Böyle her bir konudan bir iki tane soru seçerek bu işi götüreceğiz. Şimdi hücre ve metabolizma konusundan bir iki tane soruyla başlayabiliriz. Evet, şimdi bakın, birinci sorumuz şu: lipidlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı bulmak istediğimiz zaman şimdi şıklara bir bakalım. Fosfolipid olarak hücre zarının yapısına katılır diyor. Lipidler, evet, yağlar hücre zarının yapısına katılan moleküller, bu doğru. Antikorların yapısındaki temel moleküldür dediği zaman burada duruyoruz arkadaşlar. Çünkü antikor kelimesini şöyle kalemimizi de alalım. Antikor kelimesi, biliyorsunuz ki antikor protein türevli moleküller. Bu protein türevli moleküller olduğundan dolayı, yapı taşı amino asit, lipidlerin yapı taşı yağ asitleri, lipidlerin antikor üretme gibi bir formatı yok. Ama deri altındaki depolandıkları ısı yalıtımını sağlamaları doğrudur. Vücutta enerji verici madde olarak kullanılmaları doğrudur diyoruz. Yani bizim yanlışımız, aslında bizim doğrumuz Bursa'dır diyoruz. İkinci soruya bakarsam, enzimler ve enzim inhibitörleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır dediği zaman, burada da şöyle bir, evet, katılan arkadaşlarımız var mı? Varsa ben devam ediyorum. Ses verirseniz o da olur. Enzimler ve enzim inhibitörleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diye bir cümleyle karşı karşıya kaldığımız zaman, inhibitör biliyorsunuz enzimlerin reaksiyonunu durduran, reaksiyon ilerlemesini engelleyen moleküller. Şimdi kompatitif olmayan inhibitör dediği zaman, kompatitif demek yarışmalı. Yarışmalı olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesine bağlanır cümlesi, daha ilk etaptaki cümle bizim için yanlış, bizim için doğru olan cümle oluyor. Niye? Çünkü kompatitif olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesine bağlanma pozisyonda değil, enzimin aktif olmayan bölgesine bağlanarak enzimin aktivitesini bozuyor. Böyle ortalayabilirim. Evet, şimdi insanlarda diğer şıklara bakarsın. İnsanlarda birçok enzimin optimum sıcaklığı vücut sıcaklığına yakındır. Evet, bizim vücut sıcaklığımız 36,5 derece. Enzimin de çalışma aralığı genellikle bu aralık. Kompatitif inhibasyon tipinde substrat miktarı artırılarak inhibasyon geri döndürülebilir diyor. Burada da şunu demek istiyor: yarışmalı inhibasyonumuz varsa, yani yarışmalı bir inhibitörümüz varsa, eğer ortama çok fazla substrat katarsam, bu yarışmalı inhibitörü ekarte edip ne yapabiliyorum? Reaksiyonun devamlılığını sağlayabilirim diyorum. Enzim miktarı ve substrat değişimi artırıldığında birim zamanda üretilen ürün miktarı artar diyor. Bu da doğru bir cümle. Çünkü enzim miktarını artırırsam, substrat yoğunluğunu da artırırsam, doğal olarak birim zamanda üretilen ürün miktarı da otomatikmen enzim substratla reaksiyona gireceği için artacaktır diyorum. Enzimin aktif bölgesi substrata özgüdür. Bu da doğru bir cümledir diyoruz. Bize yanlışı sorduğu için A şıkkı bizim için yanlış olan cevaptır diyoruz. Hücre ile alakalı bir iki soru çözersek, yukarıdaki maddelerden hangilerinin zardaki miktarı hayvan hücresi zarının akışkanlığını etkiler derse, burada da bakın, hücre zarındaki hayvan hücrelerinde miktarı, akışkanlığı etkileyen nedir derse, bakın şimdi burada bizim için önemli olan birkaç madde var. Şimdi doymamış yağ asitleri, karbonhidrat, kolesterol, integral proteinler, yüzey proteinler kelimelerini böyle bir incelersek, yüzey protein ve integral protein hücre zarındaki madde alışverişleriyle alakalı. Akışkanlık da bir süreci yok bunun. O yüzden 4 ve 5'i ben ne yapıyorum? Ediyorum. Şimdi 4 ve 5'i elediğim zaman zaten iki şık ben elemiş oluyorum. Kolesterolün varlığı benim için çok önemli, çünkü kolesterol hücre zarında akışkanlığı sağlayan bir molekül. Kolesterol bizde, yani vücudumuzda bulu hücre zarının yapısında bulunan bu kolesterolün bizdeki görevi şu: vücut sıcaklığımız 36,5 derece olduğu için hücre zarının akışkanlığı hızlanır. Kolesterol ise bu hızı yavaşlatmak ister, akışkanlığı dengelemek ister. O yüzden kolesterol hücre zarının akışkanlığını yavaşlatan bir moleküldür diyoruz. Yani akışkanlığı etkileyen bir moleküldür diyoruz. Bir de doymamış yağ asitleri. Doymamış yağ asitleri de önemli. Çünkü doymuş ve doymamış yağ asitleri mevzusu var. Doymamış yağ asitleri de nedir? Burada önem arz eder diyoruz. Karbonhidratların buradaki süreci yok. Karbonhidratlar da hücre zarının yapısında
reseptör olarak kendini gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Yani E şıkkıdır diyoruz. Şöyle alırsam eğer. Dördüncü soruya bakarsak bitki hücrelerinde kofullarla alakalı bir soru. Bitki hücrelerinde yer alan kofullarla ilgili olarak hangisi doğru değildir diyor. Şimdi doğru değildir'e baktığım zaman bakın kofullar zehirli maddeleri depolayarak bitkinin savunmasını işlev görebilmektedir. Burada koful sorusunu özellikle aldığım genelde koful unutulan bir taraf ve kofulun birçok özelliğini de burada bir arada görüyoruz. Şimdi bu soruda bakın kofullar zehirli maddeleri depolayarak bitkinin savunmasını işlev görür mü? Evet görüyor. Yani kofulların bin bir türlü yani bitki içerisinde birçok görevi var. Görevlerinden bir tanesi budur diyoruz. Çiçeklerin taç yapraklarındaki kofullar antosyanin renk pigmenti oluşturuyor. Bu mavi mor rengi oluşturuyor. Bu da doğrudur diyoruz. Olgunlaşmamış bitki hücreleri daha aktif oldukları için tipik olarak az sayıda iri koful taşır cümlesi yanlıştır. Bizim de doğrumuzdur. İri koful hücre metabolizması yavaşlama sürecine girdiğinde küçük kofular birleşir, iri koful haline gelir ve hücrenin metabolizmasının yavaşladığını, çekirdeğin artık hücreyi tam anlamıyla kontrol edemediğini, kenara itildiğini ve hücrenin artık genç hücre olmadığı algısı bize oluşturuyor. Burada tam tersi bir cümle kullanmış, o yüzden yanlıştır diyoruz. Ama diğer şıklara bakalım. Bakın kofular Turgor durumunda fiziksel desteklik sağlıyor mu sağlar diyoruz. Yine bazı bitki tohumlarında kofullardaki enzimler sayesinde depolanmış proteinler sindirilir mi? Sindirilir diyoruz. Yani hayvanlarda bulunan lizozom organeli bitkilerde yoktur. Bitkilerde lizozomun görevini kofullardaki enzimler üstlenir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu da dipnot olarak kenarda dursun. Şimdi sınıflandırmayla alakalı bir iki soru çözersek. Sınıflandırmayla alakalı sorumuza bakarsak da bakın monofiletik takson, parafiletik takson ve polifiletik takson denilen 3 takson formatı var. Bununla alakalı genellikle sorularda karşımıza çıkabiliyor. Bakın monofiletik taksonu tanımlamışız. Demişiz ki bir atasal türün tüm türev taksonlarını içeren organizma grubuna monofiletik takson diyoruz. O zaman bir atasal türün tüm türevlerini içeriyorsa ben şıklarıma bakıyorum. Şimdi Y denilen kısımdan alıyorum. Y, D, E, P, K, M, L diye geçmiş. Bakın Y burada atasal türse Y tüm atasal türü bir arada barındırmış. O zaman diyorum ki bir numara monofiletik taksondur diyorum. Niye hocam 2 ya da 3 numara monofiletik takson değil de 1 dediniz? Bakın 2'ye bakarsam H'yi almış. H'yi almış ama H'nin tamamını almamış bakın. H'nin atasal türevleri bunlar. H'den oluşan türevler bunlar. H'nin tamamını almamış. H'nin yarısını almış. Bir yer kısmını almamış. O yüzden bu monofiletik takson değil. Yine bakın 3'e baktığım zaman H'nin bir kısmının bir parçasını almış. Tamamını yine almamış. O yüzden bir monofiletik taksondur diyorum. O zaman B, D ve E şıklarını eledim ben. Şimdi geldim parafiletik takson. Aynı atadan köken alan bir ya da birden fazla türev takson grup dışı bırakılıyor ise buna parafiletik takson diyoruz. O zaman da bakın H bir kısmını almış diğerini almamış. İşte buna da biz parafiletik takson diyoruz. Neydi? Aynı atadan köken alan bir ya da birden fazla türev takson. Y'nin türev taksonları hiç alınmamış. A'nın türev taksonları alınmış. O zaman bu parafiletik taksondur diyorum. O zaman parafiletik takson 2. Gelelim polifiletik takson. Polifiletik taksonda bakın birden fazla atasal taksondan köken alabilen ya da ortak ataları başka bir takson içerisinde gruplandırılan taksonlara da polifiletik takson diyoruz. Bakın burada da DE'nin taksonu Y, bu Y'nin de taksonu H, bunlar bambaşka grupların içerisinde kendini gösteriyor. 3-3 görüyorsunuz karma bir taksonu gösteriyor bize. Yani sadece D'den PK'yı almamış, E'den ML'yi almamış. D, E, K, P, M, L'yi beraber almış. Bu da polifiletik takson olduğunun göstergesidir diyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır diyoruz. Altıncı soruya bakarsak aşağıdaki yapılardan hangisi açık tohumlu bitkilerin ve kapalı tohumlu bitkilerin ortak özelliği değildir diyor. Gimnosperm açık tohumlu bitki demek. Açık tohumlu bitki angiosperm kapalı tohumlu bitki anlamı taşıyor. Bakın kapalı tohumlu bitkileri açık tohumlu bitkilerden ayıran önemli özellik kapalı kelimesi buradan geliyor zaten. Tohum taslağı dediğimiz taslak ovaryum tarafından kapatılıyor. Bakın bu ovaryum,
ovaryum tarafından kapatılıyor. O zaman açık tohumlu bitkilerde ovaryum diye bir yapı yok. Tohum tahtası açıkta kendini gösteriyor. Kapalı tohumlu bitkilerde ise ovaryum var. Bu ovaryum sayesinde kapalı tohumlu bitkiler açık tohumlu bitkilerden ayrılıyor. O zaman ovaryumun varlığı nedir diyorum? Bir ortak özellik değildir. Bir ayırt edici özellik olarak karşımıza duruyor arkadaşlar. Yedinci soruya bakarsak, yedinci soruda da diyor ki öğretmenimiz sizden kordalı hayvanlar grubunu, kordalı yani omurgalı diyebiliriz, hayvanlar gruplarını sınıflandırmanızı istiyor. Siz sınıflandırma yaparken aşağıdaki seçeneklerde verilen özellikleri kullanacak olursanız hangi seçenekte yer alan tür sayısı diğerlerinkinden daha az olacaktır diyor. Şimdi bakın, çekirdek içermeyen olgun al yuvarları olan, olgun al yuvarları çekirdeksiz olan canlıları biz memeli canlılar diyoruz, memeli hayvanlar. Embriyosunu plasenta aracılığıyla besleyenler, bu ise plasentalı memeli canlılar diyoruz. Bakın, bu biraz daha dar bir alan. Embriyonik faranjiyel yarıklara sahip olanlar, bu zaten kordalıların tamamında var. Kordalıların tamamı da kendini gösteriyor. Ekstra embriyonik zarlı yumurtaya sahip olanlar, bu amniyotik canlılar. Bu amniyotik canlılar dediğimiz kimler? Bakın, memeli canlıları alıyorsunuz burada. Kuşları alıyorsunuz burada. Sürüngenleri alıyorsunuz. Bunlar biraz daha geniş bir alan. Omurga sütununa sahip olanlar, bu da vertebrata grubu. Vertebrata grubu yani omurgalı canlılar alıyor. O zaman en dar kapsamlı kim oldu? B şıkkı oldu diyoruz. 8. soruya bakarsam diyor ki soruda, Murat bir kağıda günümüz omurgalı hayvanlarında bulunan bazı özellikleri listelemiş ve arkadaşı Volkan'a vermiştir diyor. Bu özelliklerden tek başına bir omurgalı hayvan sınıfını belirleyenleri işaretlemesi istemiştir. Listedeki özellikler bunlar olduğuna göre diyor. Volkan hangilerini işaretlerse Murat'ın sorusunu tam olarak doğru yanıtlamış olur diyor. Şimdi bakın, burada Murat ne istiyor? Omurgalı hayvan sınıfının belirlenmesini istiyor. Şimdi omurgalı hayvan sınıfının belirlenmesinde bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın, kaslı diyaframlara sahip olma, kaslı diyaframlara sahip olma bir omurgalı canlı özelliği midir? Kaslı diyaframlara sahip olma, evet. Dört odalı kalp, kıl, tüy ve amniyotik yumurta diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın, eğer siz bir omurgalı hayvanın sınıfını belirlemek istiyorsanız, kaslı diyafram omurgalı canlılarda oluyor ve bu omurgalı canlılarda memeli canlılarda kendini gösteriyor. Dört odalı kalp omurgalı canlılarda var ama bu memeli de olabilir, kuş da olabilir, efendime söyleyeyim timsah da olabilir, sürüngenler grubundan timsah da alabiliriz. O zaman burada memeli canlı da olabilir, kuş da olabilir diyorum. O yüzden ben bunu almamam lazım. Kıl sadece ve sadece memeli canlılara özgü bir özellik. Tüy ise sadece kuşlara özgü bir özelliktir diyor. O zaman kaslı diyaframın varlığı, kılın varlığı, tüyün varlığı spesifiktir. Yani sınıfa özgü bir özelliktir. Ama amniyotik yumurta bu da aynı şeyde olduğu gibi, ikili olduğu gibi bakın, memeli olabilir, memeli canlılarda olabilir, kuşlarda olabilir ya da sürüngenlerde bu ne yapabilir? Kendini gösterebilir diyoruz. O zaman 1, 3 ve 4 bizim nedir? Doğru cevabımızdır diyoruz. Evet, şimdi gelelim biraz da bölünme ile alakalı sorulara bakalım. Evet, 9. sorumuza bakarsak, hangileri doğru sıralayınız demiş. Yani sıralamayı soruyor bize. Hangileri doğrudur? Şimdi bakın, buradan siklin düzeyi interfaz boyunca artar. APC kompleks aktifleşir. Bakın, APC kompleksi metafaz safhasında kendini gösterecek. Bu siklin düzeyi interfaz boyunca artar diyor. Daha bu interfaz safhasında. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi anafaz safhasında kendini gösterecek. Çekirdek zarfının parçalanması G2'den sonra CDK ile siklin birleşerek MVF kompleksini oluşturması da çekirdek zarının parçalanmasından önce gerçekleşecek. O zaman diyorum ki ilk önce siklin adı verilen proteini arttırmamız lazım. Sonra CDK denilen enzim siklinle birleşerek MVF kompleksini oluşturması lazım. Yani ilk önce 1 ile başlayıp 5 ile devam etmemiz lazım. MVF kompleksi çekirdek zarının
iç kısmındaki proteinleri parçalayarak çekirdek zarını parçalamaya, çekirdek zarfını açmaya başlıyor. Ve 1-5'ten sonra 4'te devam etmesi lazım. Sonra metafaz safhasına geldiğinde APC kompleksini aktifleştirip kardeş kromatitleri de zıt kutuplara çekmesi lazım. Doğru cevabımız bu yüzden A şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuza bakarsak hücre bölünmesi sürecinde kromatit sayısının ve kromozom sayısının iki katına çıktığı evre. Şimdi kromatit kelimesiyle kromozom kelimesini karıştırmayacağız. Kromatit kelimesi DNA kendini eşler ise kromatit sayısı iki katına çıkar. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilirse de kromozom sayısı iki katına çıkar. O zaman diyorum ki DNA'nın kendini eşlediği yani kromatit sayısının iki katına çıktığı evre hangi evredir dersen S evresi. Bakın ya B şıkkı ya E şıkkı olacak. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekildiği evre anafaz evresi. O zaman doğru cevabımız nedir diyorum. B şıkkıdır diyorum. Evet şimdi kalıtımla alakalı bir iki sorumuza bakalım. Bakın kalıtımla alakalı soru tiplerinde bu soruyu özellikle koymamın nedeni birçok veri var burada. Bu birçok veriyi beraber görelim diye. Şimdi böyle soru tipleri geldiğinde de hangileriyle gerçekleşebilir diyorsa, bakın bir otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel diyorsa, böyle sorularda tek tek yapıyorsunuz. Bakın siyahla gösterim otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel diyorsa küçük a koyuyorsunuz. Siyahlı olanların hepsine küçük a'yı yerleştiriyorsunuz. Sonra bakın küçük a'ları koyduktan sonra siyah olmayan yani hasta olmayan koyu olarak gösterilmeyen bireyler sağlam. Şimdi burada yavru bireylerin küçük a çıkabilmesi için o zaman bunun kesinlikle büyük a olması lazım ki bir küçük a buradan gelsin bir küçük a buradan gelsin küçük a'lar oluşsun. O zaman diğerleri büyük a olmak zorunda. Şimdi bu büyük A küçük A ise evet buradan küçük A olabilir. Buradan büyük A buradan küçük A gelebilir. Evet o zaman diyorum ki bakın bir nolu şık benim için doğrudur diyorum. Yani otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alelle bu hastalık taşınabilir diyorum. Bunda bir problem yok. Şimdi burayı ne yaptım ben? Bunu doğru dedikten sonra burayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi bu tamam bunu doğru söyledik. Bunu doğru yaptık. Bizim doğrumuz oldu. Bunu siliyorum şimdi. Şimdi geldim ikincisine. Bakın bir doğru bizim için. Şimdi bire doğru dedik. İkiye baktım. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın alelle diyor. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın alel derse o zaman burada şöyle yapıyoruz. Siyah olarak gösterilenler yani koyu olarak gösterilenleri baskın karakter göstermem lazım. Şimdi büyük A da yazabilirim, büyük A küçük A da yazabilirim. Ama ben büyük A küçük A yazmak zorundayım. Çünkü bu taralı olmayanlar, koyu olmayanlar hasta değil. Şimdi koyu olmayanlar hasta değilse hepsini küçük A küçük A koydum bu sefer. Bu büyük A küçük A ise burası büyük A küçük A çıkabilir. Bu taralı birey büyük A küçük A ise bunlar da büyük A küçük A çıkabilir. Bakın dikkat ederseniz bu da oldu. Yani demek ki ikinci öncülüm de benim doğru çıktı. Yani verdiğine göre doğrudur diyorum. Burayı da siliyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi diğer öncülüme bakıyorum. Geldim. X kromozomunda taşınan çekinik alel ile diyor. X kromozomunda taşınan çekinik alel. Burada ise X dediği için erkeklerde bir tane X, dişilerde iki tane X var. O zaman erkek hasta olduğuna göre burada, erkek dişi fark etmez, koyu olanlar hasta olduğuna göre diyorum ki renk körlüğü açısından bakıyorum. X küçük R, Y'dir diyorum. O zaman burası X küçük R'dir. Burası X küçük R, Y'dir. Burası X küçük R'dir. Burası X küçük R, Y'dir. Burası X küçük R'dir dedim. İlk önce bunları yazdım. Ama diğerleri bakın hasta değil. O zaman diyorum ki dişi birey taşıyıcı olabilir. Şimdi ben böyle yazdığım zaman X küçük R gelebiliyor mu? Gelebiliyor. X küçük R'ye gelebilir mi? Gelebilir. O zaman şunlar X büyük R, X küçük R olabilir mi? Olabilir. Burası da X büyük R, Y olabilir mi? Olabilir diyorum. Şimdi erkek birey sağlam, dişi birey hasta. Şimdi dişi birey hastaysa
Bakın dişiden X küçük R, erkekten Y gelecek X küçük R, Y olabilir. Ama eğer dişi birey burada hasta ise erkekten de bir tane X küçük R'nin gelmesi lazım. Erkekten bir X küçük R gelmediğine göre diyorum ki bu gerçekleşmez bu tablo açısından, bu soy ağacı açısından X kromozomuna taşınan çekinik alel değildir diyorum. Şimdi ne yaptım? Burayı da böylelikle gördüm, siliyorum. Şimdi burayı da sildim. Şimdi geldim en son şıkkıma. En son şıkkıma bakıyorum. Bakın X kromozomunda taşınan baskın alel olabilir mi? Bu sefer de baskın yapıyorum. X büyük R, Y dedim. Taralı olmayanların hepsi çekinik. Taralı olmayanların hepsi çekinik. X küçük R, Y dedim. Şimdi burası X küçük R, Y ya. Şimdi buraya bakıyorum. Burası X büyük R, X büyük R olabilir. Burası X büyük R, X büyük R ya da X büyük R, X küçük R olabilir. Şimdi bakın X büyük R, X küçük R olabilir. Buraya bakıyorum şimdi. Erkeğe bakıyorum. Erkekten Y gelecek. Dişiden büyük R gelmesi lazım. Büyük R gelmiyor. Küçük R geliyor. Bakın dikkat edin. O zaman diyorum ki büyük R'nin gelmesi lazım. Baskın alel olabilmesi için. O zaman diyorum ki bu da olmaz diyorum. Bu da yanlıştır diyorum. Ve doğru cevabımız bizim ne oluyor? A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet. 12. soruya bakarsak. Tay saç hastalığı çocuk çoğunlukla 2 yaşına kadar ölümle sonuçlanan bir hastalık. Otozomal çekinik olarak kalıtılıyor. Buna göre 2 ve 3 nolu bireylerde olabilecek bir çocuğun bu hastalığı alma olasılığı, yani bu çocuk 2-3 nolu bireyden oluşacak. Şuraya şöyle bir soru işareti koyuyorum. Hatta şöyle yapayım. Burayı böyle yapmayayım. Şöyle soru işareti diyeyim. Erkek gibi durmasın orada. Çocuğun hasta olma olasılığını soruyor. Bakın burada da mantığını şöyle kuracağız. Bu doğal olarak bir numara çekinik olduğuna göre küçük a küçük a'dır diyorum. 4 de küçük a küçük a'dır diyorum. O zaman 2-3 ne olabilir? 2-3 şimdi bir numara küçük a küçük a olduğuna göre bunun atası büyük a küçük a büyük a küçük a'dır diyorum. O zaman 2'ye ne gelebilir? Büyük a büyük a gelebilir. Büyük a küçük a gelebilir. Küçük a küçük a gelebilir. Şimdi o zaman 3 tane ihtimali var 2'nin gelebilmesi. Ama bu 3 ihtimalde bakın dikkat, burası çok önemli. Bu 3 ihtimalde 2 numara zaten hasta olmadığı için bu 3 ihtimalin 2 ihtimalini taşıyor. Yani 2 bölü 3'lük bir ihtimal taşıyor bu. 3, bu 3 numara da aynı. Büyük A büyük A gelebilir. Büyük A küçük A gelebilir. Küçük A küçük A gelebilir. 3 numara da 2 bölü 3'lük bir ihtimal taşıyor. O zaman 2 ve 3 nolu bireylerden doğacak bir çocuğun tay saç hastası olabilmesi için büyük A küçük A ile büyük A küçük A'nın çaprazlanması lazım. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazladığım zaman küçük A küçük A gelme ihtimali de 1 bölü 4 mü arkadaşlar? O zaman diyorum ki 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 diyorum. 4'ler buradan gidiyor. 1 bölü 9'dur diyorum. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyorum. 13. soruya bakarsak dişi ve erkeklerin eşit sayıda olduğu 10.000 kişilik bir yerleşim biriminde insanların X kromozomunda taşınan baskın bir alelin frekansı 0.8. Bakın burada da P artı Q eşittir 1'den. P bizim baskın karakteri gösteriyor. 0.8 ise Q'ya ne kaldı? 0.2. Şimdi dişi ve erkek bireyler 10.000 kişi olduğuna göre 5.000 dişiye ait, 5.000 de kime ait diyorum? Erkeğe ait diyorum. 5.000 dişi, 5.000 erkek. 5.000 dişi olduğuna göre arkadaşlar buradan ne anlam çıkıyor o zaman? Dişide kaç tane X var? 2 tane X var. Erkekte kaç tane X var? 1 tane X var. X kromozomunda taşınan bir hastalıktan bahsediyorsa, çekinik fenotipi soruyorsa bana, o zaman diyorum ki çekiniğim benim 0.2 ise 2 tane X olunca 0.2 çarpı 0.2'den 0.04 diyorum. Bu ise bir tane X'e sahip olduğu için 0.2'dir diyorum. Şimdi erkek 5.000 olduğuna göre 5.000 çarpı 0.2'den şu sıfırları götürürsem burası ne oluyor benim için? 1000 oluyor arkadaşlar. Şimdi burası 0.04. 5.000 çarpı 0.04 dediğimde şu iki sıfırı buradan götürürsem burası da benim için ne oluyor? 200 oluyor. Dişi bireyin hasta olma olasılığı 200,
erkek bireyin hasta olma olasılığı 1000 arkadaşlar. Toplamı bunun 1200 mü? 1200. 10.000 bireyde 1200 bize oran olarak neyi veriyor? %12'yi veriyor. %12'lik bir oran demek ki bu toplulukta hastalığı oluşturuyor. Şimdi yönetici moleküllerle alakalı bir sorumuz var. Bakın diyor ki DNA hasarının nükleotit kesip çıkarma yöntemiyle onarılmasında hangileri doğru verilmiştir diyor. Yani bu sıralamayı soruyor bize. Bakın bu sıralamada ilk önce DNA hasarında bir kesip çıkarmam yapmam lazım. Kesip çıkarma yapabilmem için ne yapıyorum? Kesebilmem için bir nükleaz enzimine ihtiyacım var. Bu nükleaz enzimini çıkarttım. Hatalı kısmı çıkarttım. Nükleotit çıkarttım. Sonra tekrar yerine yenisini yerleştireceksem DNA polimerazına, sonradan da DNA ligazı ihtiyacım var. Yani 3 ile başlayıp 1 ile devam edip 2 ile ne yapmam lazım? Sonlandırmam lazım diyorum. 15. soruda da ökaryotlarda transkripsiyon sırasında işlev gören RNA polimerazın işleviyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakın RNA polimeraz enzimi DNA üzerinde promotor dediğimiz başlatıcı noktasından başlıyor. DNA zincirini çözerek ilerliyor. mRNA sentezlemek için kalıp DNA zincirini kullanarak RNA nükleotitlerini eşleştiriyor. Yeni nükleotitleri de üç üste uca bağlıyor. Bunların hepsi doğru. Ama E şıkkına baktığımda bakın öncül mRNA'da kodlama yapmayan bölgelerin kesilmesi, biz buna RNA splice diyoruz. RNA splice olayı yani kes ve yapıştır olayı RNA polimerazın yapabileceği bir olay değil. Burada özel enzimler görev yapıyor. Özel enzimlerin yaptığı bir olaydır diyoruz. 15 o yüzden nedir nedir diyorum. 16. soru hücresel solunumla alakalı. Ökaryotik bir hücrede hücresel solunumda asetil CoA'nın sitrat oluşturmak üzere oksal asetat, bakın sitrat 6 karbon, asetil CoA 2 karbon, oksal asetat da kaç karbon? 4 karbon. Birleşmesi hücrenin hangi kısmında? Bu nerede gerçekleşiyor? Krebs çemberinde gerçekleşiyor. Krebs çemberi mitokondrinin neresinde? Matriksindedir diyoruz. Mitokondrinin matriksinde gerçekleşir diyoruz. 17. soru bakın insanda hangileri mitokondrilerde gerçekleşir derse, biz 12 çeşit amino asiti karaciğerde, karaciğer organında yapıyoruz, karaciğer hücrelerinde yapıyoruz. 12 çeşit amino asitin sentezini de karaciğer hücresinde mitokondride gerçekleştiriyoruz. Demek ki bazı amino asit öncüllerinin sentezlenmesini biz ne yapıyoruz? Mitokondride gerçekleştirebiliyoruz. Glikojenin yıkımı mitokondriyle alakalı değil. ERE'dir ya da işte sitoplazmadır ya da şey glikojenin yıkımı, özür dilerim. Glikojenin yıkımını şeyde de görebiliriz. Lizozom da yapabilir burada. Yağ asitlerinin beta oksidasyonu, yağ asitlerinin beta oksidasyonu da mitokondri içerisindedir. Çünkü uzun karbon zincirlerinden oluşan yağ asitlerini iki karbonlu hale getirip sonra bu iki karbonluyu asetil CoA'dan sisteme sokmanız lazım. Asetil CoA'dan iki karbonluyu sisteme sokabilmeniz için yağ asitlerini iki karbonlu hale getirmeniz lazım. Biz bu olaya ne diyoruz? Beta oksidasyon diyoruz. İşte bu beta oksidasyon genellikle mitokondri içerisinde gerçekleşip iki karbonu direkt asetil CoA'ya bağlamakla alakalıdır. O zaman 1 ve 3 bizim için doğru cevaptır diyoruz. Gelelim fotosentezle alakalı sorumuza. 18. soru. Bakın 18. sorumuza bakarsan yüksek yapılı bitkilerde fotosentez sırasında suyun ayrışması, bu suyun ayrışmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Fotoliz diyoruz. Fotoliz olayında adı üzerinde foto, ışıktan bağımsız olabilir mi? Mümkün değil. Işığa bağımlı. 2 numaraya attım o zaman. 2'ye attım. Enzim kullanılmaz diyor. Eğer enzim kullanılmasaydı güneş ışınları atmosferdeki su buharına çarptığında da suyu parçalayıp atmosfere serbest oksijeni verebilirdi. Ama böyle bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü atmosferde su buharına ışık vurduğunda su fotolize uğramıyor. Çünkü orada enzim yok. Enzim kullanılmaz cümlesi yanlış. Enzim kullanılır diyoruz. O zaman ne oldu? 1'i eledim, 2'yi eledim. Bakın 1'i eledik, 2'yi eledik. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 19. sorumuza bakarsak hangileri yeşil bitkilerin stromasında, stroma karanlık evre, nerede gerçekleşir diyoruz. Stromada gerçekleşen kısma bakıyorum. ATP sentezi aydınlık evrede, aydınlık evrede, oksijen sentezi aydınlık evre, NADH2'nin kullanımı, bakın NADH2'nin üretimi deseydi
aydınlık evre kullanımı dediği için karanlık evre. Karanlık evre yani stroma, karbonhidrat sentezi karanlık evre, karbondioksitin kullanımı karanlık evre diyoruz. 3, 4 ve 5 doğru cevaptır diyoruz. Şimdi bitki biyolojisiyle alakalı biraz da bakalım. Bakın çeşitli bitki hücrelerinde hangileri sekonder çeper kalınlaşmasını örnek oluşturur diye bir soru geldiğinde karşımıza. Burada bakın böyle bir soru geldiğinde ne yapmamız lazım? Bakın sekonder çeper kalınlaşması ikincil çeper demektir. Bu çok kıymetli bir cümle. Dikkat etmemiz gereken bir cümle. Bunu biraz şöyle açıklamaya çalışayım. Bakın şu bizim bitki hücremizin zarı olsun. Bu zar. Şu da bitki hücremizin çeperi olsun arkadaşlar. Bu da çeper. Bu bitki hücremizin bu birincil çeperi olsun. Bakın birincil çeper. Birincil yani primer çeper diyoruz buna. Genç bitki hücrelerinde birincil çeper bitki hücresinin zarıyla çok iç içe yan yana yani. Ama bitki artık belirli bir efor sarf ettikten sonra yani bitki artık büyümeye başladı ve yaşlanma sürecine girdiğinde birincil çeperle hücre zarı arasında ikincil çeperi örüyor. İkincil çeperi ördüğünde bakın burayı kapatıyor resmen. Yani birincil çeperle hücre arasında tüm bağlantıyı kopartıyor. Buna biz sekonder çeperleşme diyoruz. Şimdi çeşitli bitki hücrelerinde hangileri sekonder çeperleşmeye örnektir derse, oluşturur derse buna dikkat edelim şimdi. Kollenkima hücrelerinde pektin birikimi bir sekonder çeperleşme değil. Çünkü kollenkima ölü bir hücre değil. Bakın sekonder çeperleşme genellikle bitkinin o hücresinin ölmesine neden oluyor. Mesela kısilen borularında sekonder çeperleşmeden bahsedebiliriz. Mantar dokuda sekonder çeperleşmeden bahsedebiliriz. Sklerenkima lifleri, taş hücrelerinde sekonder çeperleşmeden bahsedebiliriz. Çünkü ölü hücreler bunlar. Şu o zaman kollenkima canlılığını koruduğu için sekonder çeperleşme yoktur diyoruz. Yapraktaki epidermis hücrelerinde kütün birikimi, bu da bir sekonder çeperleşme değildir. Çünkü ölmüyor hücre, epidermis hücresi canlılığını koruyor. Ama taş hücresinin yapısına katılan lignin, bakın odun özü işte bu sekonder çeperleşmeye odun özü dediğimiz lignin sebebiyet verebilir, süberin maddesi sebebiyet verebilir. O zaman diyorum ki taş hücreleri ölü hücrelerdir. Sebep lignin birikiminden dolayı birinci çeperle hücre zarı arasında tüm bağlantı kopmuştur. Dışarıdan herhangi bir mineralin hücreye ulaşması mümkün değildir. Bu da bitkinin ölümüne sebebiyet verir diyoruz. Sekonder çeperleşmenin hangisi örnekte dediğim zaman doğru cevap Bursa'dır diyoruz. 21. soruda da bakın su ve minerallerin geçişleri var. Bu geçişlerde hangisi doğrudur diyor. Burada da bakın bileceğiniz, ezberlemeniz hiç gerek yok. Bileceğiniz kritik cümle şu. Şu bitkinin hücre zarı, bakın şu plazma zarı diye geçiyor. Şu bitkinin hücre zarı, şurası yani plazma zarı. Şu bitkinin hücre çeperi. Şimdi eğer plazma zarına dokunarak geçiyorsa plazma zarı membran demek. O zaman membran kelimesini benim burada bilmem lazım. Yani plazma zarından geçtiğine göre diyorum ki burada bir membrandan geçiyor. Buna bir transmembran diyoruz. İki tane transmembran kelimesini duyabiliyorum. O zaman diyorum ki bir numara diye geçen kısım hücre zarından geçerek devam ediyor. Bakın hücre zarından geçiyor, çepere uğruyor. Çeperden başka bir bitkinin hücre çeperine, oradan hücre zarına, sitoplazmasına devam ediyor. Eğer hücre zarı çeperle hiçbir bağlantısı yok, tamamen içeriden plazmodezmata denilen boşluklardan hareket ediyorsa, hücre zarıyla çeperle hiçbir işi yoksa, sitoplazmadan geçiyorsa buna da simplastik diyoruz. Eğer sitoplazma ve zarla hiçbir ilişkisi yoksa buna da apoplastik diyoruz. Ve doğru cevabımız transmembran, simplastik ve apoplastik olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkmış oluyor. Evet 22. soruda da kısilem öz suyunun köklerden bitki gövdesine çekilmesiyle ilgili olarak hangisi doğru olduğu söylenemez diyor. Bakın transpirasyon terleme bitkide suyun taşıması için çekici bir kuvvet oluşturur. Evet bir emme kuvveti yukarıdaki tüm sütun hücresi suyu kısilem borularından yukarıya doğru çekiyor arkadaşlar. Su kısilemde negatif bir gerilim oluşturur. Evet negatif emme basıncıdır zaten bu. Köklerden yapraklara suyun uzun mesafeli taşınımı difüzyonla olmaz arkadaşlar.
Difüzyon çünkü çok yavaş hareket eden bir olaydır. Difüzyonla taşınabilmesi mümkün değil. O yüzden difüzyonla taşınmasın diye terleme, kohezyon, gerilim kuvvetinden bahsediyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 23. sorumuza bakarsak, evinizde yetiştirdiğiniz bir süs bitkisinin ince ve uzun boylu olmasını önlemek için tepe tomurcuğunu sık kesmeniz gerekir. Bu işlem tepe tomurcuğu tarafından aşağıdaki hormonlardan hangisinin üretimini yavaşlatarak bitkinin çalımsı görünüm almasını sağlar? Tepe tomurcuğu apikal dormansi dediğimiz olay, yani uç baskı yapıyor. O zaman tepe tomurcuğunda hangi hormon devreye girecek? Tabii ki oksin hormonu devreye girecek. Eğer siz tepe tomurcuğunu keserseniz yan tomurcuklarda büyüme başlar. Oksinin baskınlığını tepe tomurcuğunda azaltmanız lazım diyoruz. 24. soru, bir bitkinin kendi polenini tanıyarak kendi poleniyle döllenmeyi reddetmesine kendine uyumsuzluk diyoruz. Kendine uyumsuzluğu dişi organda, dişicik tepesi yani stigmada gerçekleşir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, 24. soruyu da böylece dile getirmiş olduk. Evet, biraz ekolojiyle alakalı sorulara bakalım. Bakın, popülasyonların coğrafi yayılış alanları içerisinde dağılım modelleri, kümeli dağılım, tek düze dağılım, rastgele dağılım olarak karşımıza çıkabiliyor. Hangisi tek düze dağılım modelini verir? Bakın, doğada en fazla kümeli dağılım vardır. Tek düze dağılım çok nadide bir olaydır. Şimdi buradan bu nadide olaya bir bakalım. Bitkilerin çoğunlukla toprağın ve diğer koşulların çimlenme ve gelişime uygun olan yerlerde yetişmesi. Bu nadide bir olay değil. Böcek ve semenderlerin yüksek nem olan yerlerde bir araya gelmesi. Bakın bir araya geliyor. Toplanıyorlar. Bu kümeli dağılım örnek. Penguenlerin bir ortama birbirlerinin yuvalama alanlarına müdahale edemeyecek şekilde yerleşmeleri. Bakın bu işte nadide bir olaydır. Yani bir kez penguenlerin yuvalama dönemlerinde eğer bulundukları mekan çok dar ise, alan dar ise, alan rekabeti yapacaklarsa birbirleriyle savaşmadan bunu ne yapması lazım? Orta yolu bulması lazım. İşte burada da penguenler belirli bir kademede yan yana gelip sıralanıyorlar. Bu sıralanma, buna biz ne diyoruz? Tek düze dağılım diyoruz. Tek düze dağılımı da böylece örneklendirmiş olduk arkadaşlar. 26. sorumuza bakarsak, bir ekosistemde besin maddesi döngüsünün tekrarlanabilmesi için bu ekosistemde minimum olarak bulunması gereken elemanlar hangileridir? Yani diyor ki doğada hangi iki canlı olursa bu döngü devam eder. Bakın doğada bir üretici olmak zorunda, bir de tüketici. Şimdi bu tüketici derken, yani tüketici kelimesini kullanırken sadece işte birinci, ikinci, üçüncü tüketici mantığında söylemiyorum. Ayrıştırıcıları da düşünelim. Onlar da bir nevi tüketici, parçalayıcı. O zaman diyorum ki üreticiler kesinlikle olacak. Üreticilerin yanında bir de ayrıştırıcı olsa, üretici üretecek, ayrıştırıcı bundan beslenecek. Üretici öldüğünde ayrıştırıcı üreticiyi parçalayacak. Üreticiyi parçalayıp toprağa inorganik madde bırakacak. Ve bu topraktaki inorganik madde başka üretici tarafından devir daim yapacak. Bakın sadece bu iki canlının olması yetiyor işte. Yani birinci tüketiciye, ikinci tüketiciye çok da gerek kalmayabilir bu mekanizmanın işleyebilmesi için. Geldim 27. soruya. 27. soruda hangi kavram verilmemiştir diyor. Eşleştirilemez diyor. Bakın zehirli ok kurbağasının parlak uyarıcı renklere sergilemesi. Ne diyor? Bak ben zehirliyim, bana dokunma yanarsın diyor. Buna biz ne diyoruz? Aposomatik renklenme diyoruz. Zehirli iğnelere sahip olan iki farklı yaban arısının birbirine benzer desenleme göstermesi. Bakın bu önemli. İkisi de zehirli. İkisi de zehirli iğnelere sahip. Ama ikisinin desenleri birbirlerinden farklıydı. Bunlar birbirlerine benzemeye başladı. Çünkü bunu avlayacak olan başka bir canlı ya da bu avcıysa diğerlerinden diğerlerini gözükmemek ya da diğerlerinden korunmak için bu özelliği alıyor. Buna biz Müller mimikrisi diyoruz. Bir kelebek güvesinin rahatsız edildiğinde küçük bir yılanın başına benzer şekilde baş ve göğsünü şişirmesi, bu kelebek güvesi av konumunda ama bu güvede kendini tehlikeli bir hayvana benzetme güdüsü içerisinde. O zaman biz buna ne diyoruz? Bateks mimikrisi diyoruz.
Dil balığının deniz dibinde bulunduğu zemine uygun vücut renklenmesi göstermesi, buna biz kriptik renklenme diyoruz. O zaman ne yok burada? Zaten çok bariz kendini gösteriyor. Karakter değişimi yok. Çünkü karakter değişimi başka bir olay. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Evet, sistemler konusundan da birkaç soru çözelim ve noktalayalım arkadaşlar. Aşağıdaki sinir sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Her bir sistemden bir ya da iki tane soru sordu. Bakın, sinir sistemi uyarılabilme, iletilme, düzenleme ve cevap oluşturma donanımları olan bir sistemdir, doğru. Sinir sistemi çevreden ve vücudumuzun içinden gelen uyaranları alır, değerlendirir ve onlara cevap oluşturur. Bunda da bir problem yok. Sinir sistemi endokrin sistemle birlikte vücudun en üst düzeyde düzenleyici sistemini oluşturur, cana minnet. Sinir sisteminin hiçbir hücresi hormon salgılayamaz derse yanlış bir cümle. Bakın, hipotalamus sinir sisteminin bir yapısıdır, bir parçasıdır ve hipotalamus ne üretir? Hormon üretir. Hangi hormonu üretir? ADH hormonunu üretir, oksitosin hormonunu üretir. Hipofiz bezi sinir sisteminin bir parçasıdır. Hormon üretir diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 29. soruya bakarsak, insanda yer alan epitel doku hücreleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Epitel doku ve hücreleri ile ilgili. Epitel doku hücreler arası madde bakımından fakir bir dokudur. Evet, kılcal damar açısından fakir bir doku diyebiliriz. Bazı epitel doku hücreleri koku reseptörü olarak işleyebiliyor. Bu işte yanlış. Koku reseptörü sinirseldir diyoruz. Sinir hücrelerinden oluşur. Özelleşmesi. Yani bazı reseptörler sinir hücresine aittir, bazı reseptörler epitel ürünlüdür. Ama koku reseptörü bir epitel ürünlü reseptör değildir. Diğerlerine bakalım. Bazı endokrin bezlerin epitel hücreleri hormon salgılar. Evet, endokrin bezler epitel ürünlüdür, hormon salgılar. Birçok endokrin bezimiz var, hormon üreten. Sindirim kanalını asarlayan, çevreleyen epitel hücreleri besinlerin emilimini gerçekleştirir. Doğrudur diyoruz. Epitel dokunun bez epiteli, örtü epiteli gibi çeşitleri vardır. Bunda da sıkıntı yok diyoruz. 30. soru, epinefrin yani adrenalin demek. Düzenin yükselmesi normal koşullarda hangisini hızlandırmaz diyor. Kastaki glikojen yıkımını ne yapar? Hızlandırır diyoruz. Çünkü glikojeni parçalayacak, glikoza dönüştürecek ki bu glikozu da nereye aktarsın? Bu glikozu kan damarına aktarsın, değil mi? Kan damarına aktarsın ve kan damarıyla bu glikoz yeterli yerlere gitsin. Kastaki glikolizi, yani kastaki solunumu hızlandırabilir. Karaciğerdeki glikoneogenezi hızlandırabilir. Ama karaciğerdeki glikojen sentezini hızlandırmaz. Bakın, glikojen yıkımını hızlandırır ama sentezi hızlandırmaz. Çünkü epinefrin dediğimiz adrenalin savaş ve kaç durumudur. Bir şeyi sentezlemez artık orada. Sentezlenen molekülleri parçalar, onu devreye sokar. O yüzden D şıkkı dehidrasyon reaksiyonudur. Adrenalin böyle bir dehidrasyon reaksiyonunu gerçekleştirmez. Bu olsa olsa insülinin görevi olur diyoruz. 31. soru, steroid ve protein türevli hormonların ortak noktasıdır diyor. Evet, bu da önemli bir soru. Bakın, hücreden hücre dışı ortama salgılanma şekli. Bakın, bir tanesi egzositoz yoluyla, bir tanesi difüzyon yoluyla. Steroid yağ türevli olduğu için difüzyon fosfolipitten akar geçer. Protein türevli olanlar ise nedir? Büyük molekül olduğu için egzositoz yoluyla atılır. Hedef hücreler tarafından hücre zarındaki reseptörlerce tanınması. Steroid yapılı hormonların hedef hücrelerinde hormon içeriye girer, içeride reseptörü vardır. Protein türevli hormonların ise hedef hücresi hücre zarının dışında onu bekler diyoruz. Suda çözünür olması, steroid yapılar suda çözünmez, protein türevli olanlar çözünebilir. Kan yoluyla taşınması. İşte bakın, bütün hormonlar kanla taşınıyor. Gelelim, şunu da söyleyeyim, bakın bunu da kaçırmayalım. Hücre içerisinde üretildiği yer steroid yapılı hormonlar ERE'de üretilir, düz ERE özellikle. Protein türevli hormonlar da ribozom organelinde sentezlenir, bunu da unutmayalım. Aşağıdaki kasların özelliğini yansıtmaz diyor. Hangisi? Kasların özelliğini yansıtmaz diyor. Şimdi ona bakalım. Kas hücreleri kimyasal, elektriksel ve mekanik uyarılabilme özelliğine sahip özelleşmiş hücrelerdir. Tamam, bunda bir problem yok. Uyarıldığı zaman tıpkı sinir hücresi gibi zar boyunca aksiyon potansiyeli oluşturur. Çizgili kaslar için özellikle söylenebilir bu.
Sinir hücresinden farklı olarak kas hücrelerinde aktin miyozin bulunur. Doğru. Bizim kaslarımızın kasılıp gevşemesi buna bağlı. İster düz kas olsun, ister kalp kası olsun, ister çizgili kas olsun hepsinde mevcuttur. Hareket sisteminin temel kasları isteğimizle kasılan iskelet kaslarıdır. Evet, benim motor korteks dediğimiz beynimizde bulunan irade diye nitelendirdiğimiz hattın emir vermesiyle ben kolumu kaldırıyorum ve tahtada ya da şu anki boş sayfada bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bu nedir? İskelet kasının hareketiyle gerçekleşiyor. İskelet kası nedir derse, iskelet kasını hafızada şöyle tutalım. Derimizin altında, kemiğimizin üzerindeki tüm kaslar bizim çizgili kaslardır, yani iskelet kaslarıdır diyoruz. Düz kaslar iskelet kaslarından daha hızlı kasılmaz arkadaşlar. Çünkü düz kaslar isteğimiz dışındadır, yavaş çalışır. Evet. Şimdi 33. soruya bakarsak, 33. soruda da hangilerinde sindirim enzimi bulunmaz diyor. Şimdi tükürükte sindirim enzimi var mı? Var. Tükürükte hangi sindirim enzimi var? Amilaz enzimi var, yani pitşelin enzimi var. Bunun. Gastrik sıvı, yani mide sıvısı. Mide sıvısında enzim var mı? Var. Pepsinojen ya da pepsin enzimini görüyoruz. Safra karaciğerde bir kesedir. Safranın içerisinde sindirici enzim yoktur diyoruz. Pankreatik kanal sıvısı ve burada da tabii ki birçok enzim olacak. Pankreas öz suyu Virsum kanalıyla Water kabarcığına dökülüyor. O zaman doğru cevabımız B şıkkıdır. 34. soruya bakarsak 34. soru kalbin sempatik sinirlerle uyarılmasından sonra gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakalım kalbin sempatik sinirlerle uyarılması. Sempatik kalbin çalışmasını hızlandırıyor mu? Hızlandırıyor. Kalbin çalışmasını hızlandırırken bizim kalbin özel atım düzenleyicileri vardı. İlk atım düzenleyicisinin adına biz ne diyorduk? Sinüatriyal düğüm. Sonra bu sinüatriyal düğüm nereye uyarıyor? Atrioventriküler düğüm uyarıyor. Bu daha sonra nereye uyarıyor? His demetini uyarıyor. His demeti de daha sonra nereye uyarıyor? Purkinje liflerini uyarıyor. O zaman sıralama sinüatriyal düğümde aksiyon potansiyelini oluşturmanız lazım. Sinüatriyal düğümde aksiyon potansiyelini oluşturduktan sonra sinüatriyal düğüm kalbin, bakın şu kalbin kulakçık tarafı, kulakçık. Burası sağ kulakçık olsun, burası sol kulakçık olsun. Burası da karıncık tarafı, karıncık. Burası sağ karıncık, burası da sol karıncık olsun. Şimdi sinüatriyal düğüm burada. Sinüatriyal düğüm uyarıldığında kulakçıklar kasılmaya başlıyor. Atrioventriküler düğüm burada, AVD. AVD burada, SAD de burada. AVD 0,1 saniye bekletiyor. Sonra his demeti ve Purkinje lifleriyle karıncıkların kasılması sağlanıyor. O zaman diyorum ilk önce sinüatriyal düğüm. Sonra sinüatriyal düğüm uyarıldıktan sonra kulakçıklar kasılacak. Kulakçıklar kasıldıktan sonra atrioventriküler düğüm uyarılacak ve karıncık kasılacak. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 35. soruya bakarsam insanın kanında karbondioksitin taşınımı verilmiş. Hangisi söylenemez diyor. Bakın eğer siz bir reaksiyonu böyle görüyor iseniz bu reaksiyon bir al yuvar içerisinde gerçekleşiyor. Ama bu al yuvar doku kılcalındaki al yuvar mı, akciğer kılcalındaki al yuvar mı onu tespit etmemiz lazım. Eğer karbondioksitle başlayıp bir karbonat iyonu ve hidrojen iyonu ile sonlandırıyor iseniz bu doku kılcallarında bu olayı gerçekleştiriyorsunuz demektir. Çünkü hidrojen hemoglobinle birleşecek HBH olacak. Bir karbonat iyonu da kan plazmasına geçecek demektir. Şimdi o zaman sorumuza bakalım. Eritrositlerde yani al yuvarda gerçekleşir doğru. Karbonik anhidraz enzimi görev yapar doğru. Karbondioksit su ile birleşerek karbonik anhidraz enzimiyle bu işi gerçekleştirecek. Doku kılcallarındaki kanda gerçekleşir doğru. Oluşan bir karbonat iyonu plazmaya geçer doğru. Açığa çıkan hidrojen iyonları serbest kaldığı için kan pH'i önemli derecede düşer cümlesi yanlış. Düşmesin diye zaten bu yapılıyor. Evet, 36. soru bağışıklık sistemiyle ilgili hangisi yanlıştır? Bağışıklık sistemi kendi ve yabancı ayrımını yapabilir. Yapamasaydı zaten bizim bütün hücrelerimizi paramparça ederdi bağışıklık sistemi. Kazanılmış bağışıklık hücresel ve humoral olmak üzere ikiye ayrılır. Bunda da bir problem yok. Hücresel bağışıklıkta B hücresi değil,
T hücresi görev yapar. Doğru cevabımız bu. Hücresel bağışıklıkta T, humoral bağışıklıkta B lenfositleri görev yapıyor. Humoral demek sıvısal demek, hücresel demek düşmanla bizzat savaşmak demektir. Doğru cevabımız o yüzden C şıkkıdır diyoruz. 37. soruya bakarsak, insan böbreğindeki nefronların ve toplama kanallarının yapısı ve işlevleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Bowman kapsülüne geçen süzüntünün büyük bir kısmı tübüllerden geri emilir diyor. Şimdi Bowman kapsülüne geçen süzüntü, evet bu süzüntünün büyük bir kısmı tübüllerden geri emilecek. Bu şu demek arkadaşlar, bakın getirici atardamar, glomerulus, götürücü atardamar, Bowman kapsülü, sonra proximal tüp, henle kulpu, bakın henle kulpu, henle kulpunun yukarı çıkan kolu, sonra ne oluyor? Distal tüp, idrar toplama kanalı, böylece bitiriyor. Şimdi Bowman kapsülü burası. Şimdi burası Bowman kapsülü. Şimdi Bowman kapsülü glomerulus'tan gelen, kan damarıyla glomerulus'tan gelen besinleri buraya atıyor. Ve atık maddeleri atıyor. Su, besinler ve atık maddeler diyorum bakın. Atık maddeler. Bu atık maddelerdeki kasıt üre. Ama sonra bu proximal tüp, henle kulpu, distal tüpte geri emilimler var. Çünkü yararlı maddelerin geri emilmesi lazım. O zaman bu doğrudur diyorum. Sodyum ve klorür iyonlarının geri emilimi nefronun bazı bölgelerinde aktif, bazı bölgelerinde pasiftir diyor. Doğru. Henle kulpunun yukarı çıkan ilk kolunda NaC ile pasif, sonra henle kulpunun daha kalın olan kısmında NaC ile aktif olarak geri emilebiliyor. Proksimal tüpte NaC ile aktif ve pasif olarak geri emilebilir diyoruz. Doğrudur diyoruz. Henle kulpunun aşağıya ve yukarı çıkan kollarının suya karşı geçirgenliği birbirinden farklıdır. Doğrudur diyoruz. Aşağıya inen kol suya geçirgen, yukarı çıkan kol suya geçirgen değildir diyoruz. Toplama kanalındaki sıvıda yer alan ürenin bir kısmı difüzyonla tekrar doku sıvısına geçer. Doğru. Burada bakın üre doku sıvısına kayıyor. Ürenin doku sıvısına kayması tekrardan toplama kanalından kana karışmasına sebebiyet verebilir diyoruz. Bowman kapsülüne geçen süzüntünün ozmolaritesi yani yoğunluğu toplama kanalından havuca geçen sıvının ozmolaritesinden daha yüksektir derse yanlış bir cümle. Çünkü Bowman kapsülünde su oranı çok yüksek, üre oranı çok düşük. Ozmolarite o yüzden düşüktür diyoruz. Yani 300'lük bir ozmolariteden bahsederiz. Ama idrar toplama kanalından havuzcağa dökülen bu ürenin yoğunluğunu 1200 olarak hesaplayabiliriz. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 38. soru ve bizim son sorumuz, bugünkü dersimizin son sorusu. İnsandaki oogenezi ile ilgili olarak hangisi doğrudur dersem, oogenezi alakalı da bakın oogenez ergin bir bireyin tüm yaşamı boyunca devam eder derse, bakın oogenez dişi bireylerde gerçekleşiyor. Dişi bireylerde gerçekleşen bu olaydan bir bireyin tüm yaşamı boyunca devam etmiyor. Menopoz denilen bir dönem var. Bu dönemden sonra artık oogenez süreci bitiyor arkadaşlar. Oogenez bireyin doğumdan önceki evresinde başlayan bir süreçtir. Bu evet çok önemli. Doğru bir cümle. Çünkü embriyonik dönemde 3. ayda oogenezin tüm hücreleri başlangıcını yapıyor. Primer oosit haline getiriyor. Ortalama 300 bin ila 400 bin ya da 500 bin hücre primer oosit bekliyor arkadaşlar. 12-13 yıl bekliyor. Ortalama bu 13 yıl sonucunda %90'ı ölüyor. Geriye kalan işte 300-500 bilemediniz işte 700-800'lük bir yapı ne yapıyor? Menstruasyon döngüsünün devamlılığını sağlıyor. 45-50 yaşına kadar da bu döngü devam ediyor. Oogenez sonucunda 4 adet haploid gamet oluşur diyor. Oogenez sonucunda 4 adet haploid gamet oluşmuyor. Bir tane tam anlamıyla oluşuyor. Diğerleri ölüyor zaten. Oogenez'e spermatogenez oranında daha hızlı değil, çok yavaş. Oogenez her zaman yumurta hücresi oluşumuna kadar giden bir süreç değildir. Eğer menstruasyon döngüsünde yumurta kanalında spermle karşılaşmazsa oovum hiçbir zaman oluşmuyor. İkincil oosit menstruasyon döngüsü sonucunda vücuttan atılıyor. O yüzden doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar bitirmiş olduk. Burada sormak istediğiniz soru varsa sormak istediğiniz soruları alabilirim. Şeyden yazabilirsiniz sohbet kısmından. Yoksa bitireceğiz arkadaşlar. Var mı bana sormak istediğiniz bir soru?
Yok ise şimdilik burada bırakıyoruz o zaman arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.